Figma öğrenme videosu bir. Çok güzel bir video izledim. Şöyle Learn UX diye bir YouTube kanalında Figma Tips and Tricks UI Design'a Superpower denilen bir video. Oradan öğrendiğim komutların kısa bir özetini vereceğim. Öncelikle Duplicating Layers yani bir layer'ı kopyalamak. Option'la beraber sürüklersen ve Command V yaparsan o layer'ı duplike edebiliyorsun. İkincisi layer'lara default isimler vermek. Normalde layer'ın kendi isimleri oluyor. Fakat onu sidebar'dan delete edersen ondan sonra o elementin içinde ne yazıyorsa onu varsayılan isim yazıyor ve artık tab tuşuna basarsan da layer listesindeki bir sonraki elemente geçiyor. Circle yani çember çizme, fancy circles meselesi. Çemberi merkezden başlatarak çizmek için option'la beraber sürüklemek gerekiyor. Çemberi çizerken space basarsan da onun konumunu ince ayar yapabiliyorsun. Sağa sola kaydırabiliyorsun. Ve herhangi bir element seçiliyken color picker'a geçmek için Ctrl C'ye basıyorsun ve istediğin rengi seçebiliyorsun. O çemberin üzerindeki şeyler mesela bir açı oluşturmak veya dilim oluşturmak için de şeklin üzerine hover ediyorsun. Ark noktaları böyle yuvarlak noktalar çıkıyor. Onları basıp seçerek çemberi dilim haline getirebiliyorsun. Aynı zamanda merkezden de böyle dilim oluşturabiliyorsun o merkezdeki o ark noktasını seçerek ve sürükleyerek. Ondan sonra herhangi bir objenin şeffaflık, opacity seviyesini ayarlayabiliyorsun. Bunun için objeyi seçtikten sonra 1'e basarsan mesela %10 opacity yapıyor. 15 yaparsan %15, 0 yaparsan %100 yapıyor. Herhangi bir objenin stilini kopyalamak için objeyi seçtikten sonra Command Option C'ye basıyorsun ve Command Option V ile de istediğin objeye bunları aktarabiliyorsun. Property'leri de aynı şekilde kopyala yapabilirsin. Bunun için elementi sidebar'dan Properties'ini seçiyorsun. Command C yapıyorsun. Öbür objeyi seçiyorsun. Yine Command V yapıyorsun. Hızlı bir şekilde scrub etmek. Yani ovalama diyor şeyde İngilizce'de. Yani objenin konumunu böyle şey yaparak X-Y konum ayarlarından ayarlayabilmek için. Normalde o X-Y'nin üzerine geliyorsun. Basılı tutarak sola sağa kaydırıyorsun. Oradaki o numerik değer sürekli değişebiliyor. Fakat bu çok hızlı değişebiliyor. Yavaşlatmak için sağa sola oynatırken aşağı indiriyorsun imleci. Ondan sonra yine sağa sola kaydırıyorsun. Fakat bu sefer çok daha yavaş bir hızda konum ayarlaması numerik değerler değişiyor. Smart Selection. Çok sayıda objeyi seçiyorsun. Hepsini grupluyorsun. Hepsini grupladıktan sonra aralarındaki mesafeleri ayarlarsan bu sefer hepsi birden değişmiş oluyor. Hepsinin kendi arasındaki mesafeler otomatikman değişiyor. Ayrıca objelerin yerlerini değiştirdiğinde de hepsi otomatik ayarlanıyor grup içinde. Move the selection. Mesela küçük küçük bir seçim alanı oluşturuyorsun. Spacebar ile o seçim alanını sürüklüyorsun. Böylece o alana giren objeleri seçiyor. Çok küçük bir seçim alanı oluşturursan detaylı bir şekilde bütün layer'ları inceleyebiliyorsun. Hani mouse'unu imlecini dolaştırarak. Figma'nın performansında sorun yaşarsan Command Slash ile veya Command P ile komut menüsüne girdikten sonra Resource Use diye aratırsan nerelere kaynak harcadığını görebilirsin. Klavye kısa yolları ile alakalı güzel bir şey var. Mesela tablar arasında dolaşmak için Command 1, Command 2 browser gibi yapıyorsun. Page Up Down yaparak sayfalar arasında dolaşabiliyorsun. Command nokta veya Command ters slash yaparsan yan taraftaki sidebarları kapatıp açabiliyorsun. Bütün klavye kısa yollarını görmek için Ctrl Shift soru işaretine basıyorsun. Burada hangilerini kullandıysan daha önceden maviyle gösteriyor. Kullanmadıklarını gri yapıyor. Böylece kullanmadıkların yeni kısa yolları öğrenebilirsin. Overlay yapmayı prototiplerde. Mesela bir drop down yaparken veya bir menü tıkla bir butonu tıkladığında menü açılmasına overlay deniyor. Overlay komponentini öncelikle mevcut frame'in dışına taşıyorsun. Ondan sonra Command Option G yapıyorsun. Onu böylece o seçtiğin elementi bir frame haline çeviriyor. Daha sonra basacağın butonu seç. Ondan sonra prototype linkine gir. Overlay'den manual'ı seç. Böylece overlay edeceğin elementi tam olarak nereye yerleştireceğini elle belirleyebilirsin. Positioning overlays. Arrow key veya shift arrow key yani sağ veya shift sağ sol oklarıyla veya shift sağ sol oklarıyla yerleşimi değiştirebiliyorsun. Konum ayarları yapabiliyorsun. Overlay background ayarına girersen %55 dersen mesela overlay çıktığında arka tarafta %55 bir karartma yapıyor.
Orada bir de Close when clicking outside checkbox var. Onu da tıklarsan arka tarafı tıkladığında overlay kayboluyor prototipte. States for overlays. Bir overlay'den birden çok yapabilirsin. Mesela bir menünün bir butonu mesela tıklanmıştır. Sonra başka bir butonu tıklanmıştır. Bunlara state diyoruz. Birden çok overlay yap. Ondan sonra farklı bir state oluşturabiliyorsun. Invisible hit targets. İki farklı overlay state arasında bir şey yapmak için, geçiş yapmak için bunu kullanıyoruz. Prototip yine ayarlarına giriyorsun. Overlay'den swap butonu tıklıyorsun. İkinci elementi seçtikten, yani farklı bir state seçtikten sonra. Special action triggers. Mesela overlay'i otomatik olarak kapatmak istiyorsun diyelim ki. Bunun durumda mesela bir X buton koyduk overlay'in üstüne. Ondan sonra prototype'dan trigger eşittir on click ayarını seç. Sonra da action eşittir close overlay ayarını seç. Böylece buna tıklanınca overlay otomatikman kapanacaktır. Nudging values yani değerleri dürtmece anlamına geliyor. Normal sağ sol okularıyla 1 piksel hareket ettiriyorsun. Shift sağ sol yapınca 10 piksel hareket ettiriyorsun. Bu ayarı değiştirmek için nudge amount denilen komuta gir. Buradan miktarları, varsayılan miktarları değiştirebilirsin. Selecting locked layers yani kilitli katmanları nasıl seçersin? Command ile basılı olarak tıklarsan herhangi bir yere nested yani iç layoutları seçebiliyorsun. Ama kilitleri yine seçemiyorsun. Bunu seçmek için Ctrl ile right click yapman gerekiyor. Böylece bir menü çıkıyor. Oradan seçebiliyorsun lock layoutları. Batch unlock ve unhide objects. Bunun için iki tane komut var. Unlock all objects ve unhide all objects. Batch importing images. Toplu bir şekilde resimleri import etmek için Command Shift key'e bas. Birden çok resmi seç Finder içinden. Ondan sonra elementleri işte bunları hangi elementlerin rectangle'ların içine koyacaksan onları seç. Her tıklamada o resimleri otomatik olarak yerleştirecektir. Importing images and chips. Bir objeyi seçiyorsun. Onun içine bir resmi koymak istiyorsun diyelim ki Finder'dan bunu sürüklüyorsun fill property içine. Eğer bu bir GIF resmi ise onun frame'ini değiştirebiliyorsun fill'in içinden girerek. Ayrıca o resmin görüntüsüyle arkadaki objenin renklerini karıştırmak istersen fill'in içinden multiply özelliğini seçebiliyorsun. Copy ve copying and pasting tips. Bir şeyi kopyaladıktan sonra başka bir frame seçip yapıştırırsan aynı konuma yapıştırıyor. Ama frame olursa. Eğer başka bir layer seçersen ama o bir frame değilse o zaman o layer'ın üstüne yapıştırıyor. Pasting into selection. Bir shape veya layer'ın direkt içine yapıştırmak için yani üstüne yapıştırmak da içine yapıştırmak istiyorsan Command Shift V yapıyorsun. Ondan sonra Selecting with Keyboard. Klavye ile bir objeyi seçtikten sonra Return'e basarsan Editing moda geçiyor. Eğer Shift Return yaparsan o objenin dışındaki mesela üst gruba seçebiliyor. Gruplarda şey yapıyor. Return'e bastığında grubun iç öğelerine giriyorsun. Shift Return'e bastığında da bir üst gruba giriyorsun. Adjusting Color Values. Bir yazının mesela doğru renk tonunu bulmak zor olabilir. Bu durumda objeyi seç. File gir. File özelliğine. Up, down yani ok tuşlarıyla renk tonunu değiştirebilirsin. Shift up ve down ile de onun sıcaklık mıydı? Başka bir ayarını değiştiriyorsun. Pasting values from CSS. CSS'deki değerleri veya renkleri otomatik olarak yapıştırabilirsin. Seçili olan, ya pardon, clipboard'unda olan bir CSS'i fill properties içine girip paste yaptırınca otomatik olarak o rengi alır. Changing colors in real time. Ctrl C Color Picker çıkar ve istediğin rengi seçebilirsin. Figma dışındaki pencerelerdeki renkleri de alabilirsin onunla. Preview ederek bakmak istiyorsan kontrole basılı tut Color Picker seçiliyken yani bırakma kontrolü. Metin seçiliyken de aynısını yapabilirsin. Changing Text Properties. Mesela bir text 3 satırdır. Bunu single line yapmak istiyorsun. O obje seçiliyken kenarına çift tıklarsan öyle olur. Batch Changing the Font. Bir text seç. Ve Select All with Same Font komutunu ver. Böylece o fonta sahip olan bütün diğer metinler de seçilir ve tek seferde hepsinin font özelliklerini değiştirebilirsin. Adjust Hue and Alpha with Scroll. Fill ayarı içindeyken scroll edersen veya işte shift iki tane parmakla beraber touch barda sürükleme yaparsan Hue ayarını değiştirirsin. Eğer option'a basılı tutarak bunu yaparsan da bu sefer alfa seviyesi yani opaklık seviyesini değiştirirsin. Creating Multiple Components. Birden çok element seç ve Create Multiple Components komutunu ver yukarıdan. Prefixing Layers. Burada da namespace oluşturuyoruz aslında layer'larda. Birden çok komponent seç. Command R veya Rename komutunu ver.
Bu durumda bir prefix ekle. Food bölü Apple gibi yani slash karakteriyle. Böylece namespace'ler oluştursun ve onlarla gruplarla çalışmanı sağlar bir yerde. Component swapping. Bir komponent seçilirken right click yap. Swap instance komutuna gir. Oradan o namespace'deki diğer komponentleri seçebilirsin. Find the master component. Bir element seç. Onun sidebar'ına gir. Instance özelliğine gir. Orada go to master component diye bir komut var. Ona vereceksin. Push changes to instance from instance to the master. Bir instance'da yaptığın özellikleri master'a aktarmanı sağlar. Instance özelliklerini değiştirdikten sonra sidebar'dan instance altından push overrides to master'ı seçersen bunu yapar. Geri almak istersen yine sidebar'da reset overrides komutunu veriyorsun. Better asset preview. Bir elementi master komponent haline getirince o asset'ın ön izleme resmini değiştirebiliyorsun. Bunun için komponenti seçtikten sonra arkasına bir siyah arka fon frame'i koy. Böylece asset içinden daha kolay bir şekilde anlayabilirsin onun ne olduğunu. Project thumbnails in Figma. Yine projenin kendi ön izleme resmini de değiştirebiliyorsun. Projenin ilk sayfası projenin ön izleme resmi oluyor. Onu da yine siyah arka fon üzerine yazı yazarak yapabilirsin. Advanced Layers Renaming. Birden çok layer seç ve Command R komutunu ver. Burada regular expression kullanabiliyorsun ve hatta grouping de destekliyor bu regular expression'larda. Removing parts of the layers names veya benzer bir şey, basit bir şey. Finding layers on the canvas. Bir objeyi layer sidebar'ından seçtin diyelim. Sonra Shift 2 tuşuna bas veya yanındaki ikonu çift tıkla. Böylece direkt canvas'taki objeyi direkt sana bulur. Grouping Color Styles. Bir objeyi seç, file gir. Color Styles'a gir. Oradan artı butona bas. Yani yeni bir Color Style ekle. Ve burada isim eklerken prefix vererek isim ver. Yani Brand bölü Yellow gibi. Böylece Brand diye yeni bir Color Style grubu oluşturmuş olursun. Ve onun içinde biriktirebilirsin farklı renkleri. Adding Descriptions to Components. Mesela yazılımcılara comment yazmak istiyorsun. CSS comment'lere. Burada kullanılabiliyor. Elementi seçtikten sonra sidebar'da komponent kısmına açıklama yazıyorsun. Böylece kod kısmından, burada CSS kısmında bu açıklamalar görünüyor. Saving with Description. Versiyon historisi, versiyon tarihçesine açıklama eklerken Option Command S tuşuna basarsan açıklama notu girmene izin veriyor. Sharing Specific Version. Versiyon historisine gir, bir tane kayıt seç, right click yap, Name this version de. Veya orada copy link to this version'da. Böylece onun direkt linkini alabiliyorsun. Opening files from clipboard. Bir file menüsünden open file URL from clipboard dersen de o dosyayı otomatik olarak clipboard'dan alıp açıyor sana.